Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere Kartal İstanbul'dan sesleniyoruz. Muiz Grup firmasına konuk olduk ve mekanın sahibi Sayın Fatih Aktaş ile birlikteyiz. Bakalım bize neler aktaracak. Merhabalar Fatih Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Fatih Bey, burada pırıl pırıl genç bir kadroyla bizlerlesiniz. Siz de genç yeni nesil olarak bizlere en iyi hizmeti verme savaşındasınız. Muiz Grup çok yeni bir firma. İnşallah bu firma çok uzun yıllar bizlerle olacak. Burada hemen anlatmak istiyorum. Öncelikle kaç yılında kuruldu demek istiyorum Muiz Grup ve burada bulunma amacınız ne? Aldığımız hizmetler neler? 2012 yılında Ataşehir'de kurulduk ama esas bölgemiz Kartal bölgesiydi. Hani müşterilerimize de zahmet olmasın diye git gel Kartal'a açtık ofisi. Hizmette sınır yok tabii diyorsunuz. Tabii ki. Yani Ataşehir'deki ofisimiz hala mevcuttur ama ana ofis olarak artık Kartal'ı kullanıyoruz. Süper. Peki burada Muiz Grup deyince aklımıza hangi hizmetler gelmeli? Gayrimenkul. Şimdi aslında şöyle, bizim ana iş kolumuz müteahhitlerimize kat karşılığı veya satılık arsa gibi proje alanları vermek. Bunları verirken de yönlendirme yapıyoruz. Yani hangi bölgede hangi daireler gidebiliyor, müşterilerin beklentileri neler, ne tip daire istiyor, ne tip daire olursa daha çabuk satılır, bunlar oluyor. Kat karşılığı verdiğimiz yerlerde tabii dolayısıyla satış hakkını da rica ediyoruz, alıyoruz. Yani iki tarafı da memnun etmiş oluyoruz bu hem şekilde. Hem de fazlasıyla memnun etme. Arsayı siz buluyorsunuz. Projeyi neredeyse siz veriyorsunuz. Müteahhit bir tek bunu yapıyor sevgili çalışan kadrosuyla birlikte. Sonrasında satışı gene sizler üstlenerek doğru müşterileri doğru adreslerle buluşturuyorsunuz, evet. Anladığım kadarıyla. Evet, evet. Yani hem müşteri hem de iş ortaklarımızın memnuniyeti sağlanmış oluyor bu şekilde. Süper, dört dörtlük bir çalışma. İnşallah bu keyifli çalışma diğer ilçelerimizde de bizlerle olur. Şu İnşallah. Anda sadece Kartallılar mı yararlanıyor bu projeden? Kartal, Maltepe, Pendik'e bu aralar Kartal bakmaya başladık. Kartal ve civar ilçeler mi? Tabii, yani Bağdat Caddesi var, Kadıköy var, Erenköy ağırlıklı. Bağdat Caddesi'nde geçen yıl 2013'te 30'a yakın kat karşılığı yer verdik. Ataşehir'de verdik 2012'de. Beylikdüzü'nde bir 600 dairelik, bir 450 dairelik yerler verdik. Yani bu şekilde veriyoruz. Yani talepler olduğu takdirde, keyifli arsalar bulunduğu takdirde ediyorsunuz anladığım kadarıyla. Hizmette sınır yok. İstanbul'umuzun tüm ilçeleri bu keyifli hizmetten yararlanma şansına Anadolu sahip. Anadolu yakasının, Avrupa yakası bize uzak, oraya git gel yapamıyoruz. Anadolu yakasındaki neredeyse hemen hani hemen Beylikdüzü'nü tüm duyunca ilçiler. Dedim acaba mı dedim. Beylikdüzü bizim bir tanıdığımızın arazisiydi. Hani istisnalar kaideyi bozmaz istisna, gibi. İstisna olduğu zaman gidip gelir, onun problem yok ama hani tanıdıktı. Ondan değil mi? Şurada gerçekten bu şu anda özellikle Kartal civarı oldukça rant yapan bir ilçe. Gerek oturum anlamında gerekse yatırım anlamında ve tabii ki hemen sorun geliyor. Bizler neden Kartal'ı tercih etmeliyiz dersen? Kartal kentsel dönüşümde. Şimdi Kartal'da şöyle bir örneklendirelim. Geçen sene hem kredi faizleri bayağı bir düşüktü. 0.70'leri, 0.68'leri hatta 0.60'lara kadar indi. İndi. Geçen sene Kartal'da mesela Uğurmuncu bölgesi vardır, Soğanlık vardır. Hani buralarda 150-160 bin liraları daire bulmak mümkündü. Şu an aynı daire 220'nin altında maalesef. Kesinlikle. Yani Kartal konum itibariyle mesela TEM'e yakın, E5'e yakın, metro var. Marina yapılıyor şu anda. Karma proje yapılıyor. Sabiha Gökçen'e yakın bir ilçemiz. Havaalanına yakın Sabiha Gökçen'e. Yani merkezi bir yer. AVM'lere yakın. Dolayı tabii AVM işte Maltepe'de var, Soğanlık'ta var. Yani konum itibariyle değerli ve daha da çok değerlenecek bir yer. Değil mi değerli efendim? Yer yani daha da değerlenecek. Kartal için geleceğin maslağı diyorlar ve gerçekten de çok doğru. Burada yapılan yapılanmalar biraz evvel vurguladığımız gibi kentsel dönüşüm doğrultusunda yapıldıkları için en son teknoloji ve en son sağlamlıkla bizlerle buluşuyor. Sizin de araştırıp sevgili müteahhitlere sunduğunuz gibi gerek kullanım anlamındaki kolaylıklar, gerek müşteri memnuniyeti ön planda tutularak istenilen bir şekilde bizlerle buluşturuluyor ve uygun rakamlarla. Peki burada Muiz, buyurun. Yani şunu söyleyeyim, maslak dediniz ya, hani 10 yılı bulmaz maslağa geçmesi Kartal'ın. Çünkü etrafa baktığınız zaman her yerde lüks rezidanslar var. Hani artık tekel binalardan ziyade rezidanslar, 2 bloklu, 3 bloklu, havuzlu, ultra lüks yerler yapılıyor artık ve çok fazla var. Bunların sayısı neredeyse şu an
normal tekel binalarla kafa kafaya diyebiliriz. Kesinlikle. O yüzden burada gerek Türkiye'deki sevgili yatırımcılar gerekse yurt dışlarına ev sahipliği yapıyor Kartal. Aslında yurt dışından da yaşayan gerek Türk uyruklu gerek yabancı uyruklu konuklarında burada gerçekten çok büyük rant olduğu için talepleri var ve bu da tabii ki inşaatların daha da lüks bir şekilde bizlerle buluşmasına vesile oluyor. Sizler de bizlerin aracısı olarak bunların en keyifli şekilde olmasına destek evet. oluyorsunuz anladığım kadarıyla ve bu şekilde de biraz evvel ilk cümlede vurguladığınız gibi alan memnun, satan aynen öyle. Oluyor. Yani herkesi memnun etmeniz lazım ki yani tabii ki herkesi memnun edemezsiniz. Her beklentiyi karşılayamazsınız ama hani %80 kesimi memnun ederseniz yarın bugün eşleri oluyor, dostları oluyor, arkadaşları oluyor, sizi tavsiye ediyorlar. Bu çok önemli. Kesinlikle hani, değil mi? Özellikle direkt, sizin işte. Tabii ki. Bizde referans çok önemlidir. Müşteriye güven verebilmen lazım. Buraya geldiği zaman bir emlak ofisine veya bir inşaat firmasına gelmişle kendi evinin odasına girmiş gibi rahat ettirmen lazım ki o insanları seni herkese tavsiye edebilsin. Değil mi? Sizin sektörde gerçekten güven en önemli faktör. Evet, evet. Ve bu bir kere kırıldı mı kesinlikle çorap söküğü gibi diğer kesimlere de yansıyor. İnşallah bu keyifli çalışmanız kalitenizle ve gülen yüzünüzle birlikte uzun ama çok uzun yıllar bizlerle olur diyerek hedefleri sormak istiyorum. İleriye yönelik hedefler neler? İleriye yönelik hedefler, Muiz grubu dünya çapında şu an Türkiye'mizde hizmet eden birkaç yabancı menşeili firmalar var, isim vermeyeyim. Hani bunlardan daha üst merdivenleri çıkartmak amaç bu. Hani dünyada %100 Türk sermayeli, Türkiye'ye ait, Türklerin yönettiği, sadece bizlere ait, bütün Türkiye'ye ait bir firmayı bütün dünyaya lanse edebilmek amaç bu. Süper. Burada danışmanlığımızı üstleniyorsunuz aslında bir anlamda. Sevgili müteahhitlerle arsaları buluşturuyorsunuz. Sonra evlerle müşterileri buluşturuyorsunuz. Evet, evet. Hep bir buluşturma şeklinde sürüyor ve bizlere de keyifli bir şekilde sadece anahtarı teslim almak kalıyor galiba. Aynen öyle oluyor. Evet. Peki burada diğer projeler neler? Yani gerek işte yapı anlamında, iş dizayn anlamında veya işte satılık ve kiralık anlamında normal bir şekilde yapı dışında hizmet veriyor muyuz Muiz olarak? Muiz olarak veriyoruz. Bunların dışında bina dış cephe, ısı yalıtım, mantolama, bina giydirme veya mevcut dairelerin kullanımda faal olan dairelerin petek temizlikleri, yani grup firmayız zaten. Yani hemen hemen sektörle ilgili yani %70'ini hitap ediyoruz diyebilirim. Süper. İnşaat deyince akla gelen tüm hizmetler neredeyse evet. dış cepheden iç dekorasyona kadar. Peki, dekorasyon değil sadece doğalgaz sistemleriyle ilgili. İşte bina mantolamalarıyla ilgili. Çok dekorasyona girmiyoruz. İnşaatı ilgilendiren tabii, kısmı, marangoz kısmı değil. İnşaatı ilgilendiren kısımda varız. Gerek evet, dış cephe evet, anlamında, evet. gerekse iç anlamında değil mi? Gerek su tesisatları, doğalgaz tesisatları, evet, elektrik tesisatları evet, evet. gibi. Yani inşaatçıyız. Aynen öyle. Peki efendim burada gerek kiralık gerek satın alma anlamında bireysel anlamda başvurularda bulunabiliyor muyuz? Yani yapsat şeklinde değil de yani sizin portföyünüzü civardaki ilçeler veya kişiler gelerek bu evimin benim için satar mısını paylaşabiliyor mu tabii ya da kirayı? Tabii ki. Normal emlak danışmanlığında hizmetimiz vardır. Yani tabii ki yapıyoruz. Zaten sitemizde şimdi sıfır dairelerin birçoğu bizim kendi müteahhitlerimizin yeridir. Onun dışındaki ikinci eller veya yarısı da bu şekilde gelen insanların yerleridir. Burada peki efendim sadece Kartal ve civarında mı hizmet veriyoruz? Kartal, Maltepe yani bu işle ilgili bize yakın bölgeler. Çünkü gene müşteri, hep aynı. Müşteri adında oraya bizim zamanla gidebilmemiz lazım. Hani mağdur etmememiz lazım. Boşuna bekletmememiz lazım. Bir de çok iyi tanımanız gerekiyor değil mi bize sunduğunuz yelpazeyi? Yani o yüzden fazla yayılma kalitenin de düşmesine tabii, vesile tabii, oluyor tabii, aslına tabii. bakarsanız. Hani bölgeye hakim olacaksınız ki güzel bir iş yapabilirsiniz, zevk alabilirsiniz yaptığınız kan işte. Grubuna kadar bizden sorulur diyorsunuz. O zaman o ben buradan bunu anlıyorum. Ben yine bu muhteşem kadronuzla birlikte, çünkü bu bir ekip işi. Tabii tüm ki, çalışan tabii. ekibimize de teşekkür etmek istiyorum nezdinizde. Emeklerine, yüreklerine en sağlık diyorum. İnşallah bu keyifli uzman kadro sizlerin başkanlığıyla birlikte uzun ama çok uzun yıllar boyu Muiz Grup olarak bizlerle olur diyor. İnşallah. Saygılar sunuyoruz efendim. Teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Teşekkürler.
Evet Sektörel Haber Merkezi izleyicileri, Kartal İstanbul'dan Muiz Grup firmasından sizlere aktaracaklarımız bu kadar değil. Tabii ki bu keyifli sohbetten sonra gerek emlak alım, gerek kiralık, gerekse arsa karşılığı yapı deyince ve dış cephe, iç cephe inşaat deyince her şey belli olmuş artık. Muiz Grup söz Merkez Stüdyolarında.